Sağ olun Sayın Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Buyurun efendim. Merhabalar, iyiyim, sağ olun, sizler. Merhabalar. Personel yaklaşmasının ihtiyacımız var. Orası muhasebe bölümümüz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, bir tane plan var. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar. Nasılsınız? Cumhurbaşkanı Vekilimiz ve Cumhuriyet Meclisi Başkanımız Sayın Zorlu Tören'in bizi ziyaretleri bizi ziyaretiyle onurlandırmıştır. Sayın Başkanıma bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımızla ilçemizde kaymakamlık olarak yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgi vereceğiz. Hangi konularda, hangi aşamadayız? Bu konularla ilgili bilgileri verdikten sonra eksik olduğumuz konular hakkında da yardımlarını rica edeceğiz. Tekrardan Sayın Meclis Başkanımızın biz ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Bu bölge gelişen ve büyüyen bir bölgedir. Tabii ki gelişen ve büyüyen bir bölgede elbette sorunlar da çoğalıyor, fazlalaşıyor. Ama bunların üstesinden hem kaymakamlık hem de devletimiz hem de hükümetimiz hep birlikte el birliği, güç birliği yaparak elbette çözüme ulaşır bunlar. Önemli olan devlete sahip olmaktır, vatana, bayrağa sahip çıkmaktır. Bunlar da sahip çıktıktan sonra diğer konular, sıkıntılar, sorunlar elbette zaman içerisinde mutlaka çözülür. Ben de bir iskeleliyim. Neticede güneyden geldik, Larnaka'dan geldik. Larnakalıların büyük bir çoğunluğu, ekseriyeti iskelede oturuyor. Bu bölgelerde oturuyorlar. Dolayısıyla kısa bir müddet önce de kayıp otobüs şehitleri için temel atma töreninde burada bulunmuştum. Sayın Belediye Başkanımız bu anıtın yapılmasını üstlenmişti. İnşallah sorduğum, öğrendiğim kadarıyla bayağı ilerleme vardır. Bundan dolayı da hem kaymakamımızı hem de belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Bu iş el birliğiyle, gönül birliğiyle yürütülecektir. Larnaka bölgesi en fazla yani 74 Mutlu Barış Harekatı'nı esas alırsak ve daha öncesini de dikkate alırsak en çok şehit veren bölgedir. Çünkü Taşkent köyü de Larnaka'ya bağlıydı. Geçitkale, Boğaziçi onlar da Larnaka'ya bağlıydı o zaman. Yani Tatlısu buraya bağlıydı, Larnaka'ya bağlıydı. Terazi köyü Larnaka'ya bağlıydı. Üç Şehitler Köyü Larnaka'ya bağlıydı. Buralarda Aluminio Larnaka'ya bağlıydı. Onları da unutmayalım. Orada da toplu şehitler var. Dolayısıyla Şehitler Diyarı bir ilçemizdir. Larnaka diğer ismiyle İskele. Dolayısıyla İskele'yi sık sık ziyaret ediyorum zaten. Bu bölgedeki faaliyetlerin hemen hemen tamamına gelip katılıyorum. Kaymakamın nezdinde bütün İskelelilere, Larnakalılara ve bu bölgede oturan diğer bölgelerden, farklı yerlerden gelmiş kardeşlerimize de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İskele Polis Müdürlüğümüzü'ye teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri aramızda görmekten çok memnunuz. Desteğinizden de memnunuz. Sizlerin bu ziyaretiyle bize güç katacağını açıkça belirtmek isterim. Halkın huzuru, mutluluğu, güvenliği için uğraşıyorlar, gayret gösteriyorlar. Tabii ki cürümler işlenmeden önlenmesi fevkalde önemli ama insanoğlu mutlaka yanlış da yapar yani bir takım olaylar da meydana geliyor, cürüm de işleniyor, farklı olaylar da oluyor. Ama biz polis teşkilatımıza güveniyoruz. Son zamanlarda özellikle dikkati çekmek istediğim bir husus var. Alkollü araç sürücüsü çok fazla, uyuşturucu kullanan insan sayısı çok fazla çıkıyor ve bunlar yakalanıyor tabii ki.
uyuşturucudan ve alkol kullanmaktan ciddi şekilde zararlar da meydana gelmektedir. Yani can kaybına kadar giden, maddi büyük zararlar da oluşabilen bir takım hususlar bunlar. Dolayısıyla polis teşkilatımızın bu yönde yürüttüğü başarılı operasyonlar vardır. Bundan dolayı da polis teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Tabii ki barış zamanında, sulh zamanında elbette polis teşkilatımızın görevleri bunlar. İtfaiyenin de görevleri var. Hep sivil savunmanın büyük görevleri vardır. Hep birlikte çalışılıyor zaten, gayret gösteriliyor. Ama polis teşkilatımızın başarılı operasyonlarından dolayı da sizleri ayrıca tebrik etmek istiyorum. İskele bölgesi bizim için çok kıymetli bir bölgedir. İskele, Karpaz. Zaten ben de aslında İskele kökenli bir kişiyim. İskele'yi çok daha fazla yakından, Karpaz bölgesini çok daha yakından takip ediyorum. İlgileniyoruz. İskele bölgesinde en fazla şehit verilen bir bölgedir. Yani Larnaka bölgesi şehitleri. Kıbrıs genelinde en çok şehit verilen bölgemizdir. Şehitlerimize de tabii ki Allah'tan rahmet diliyoruz. Geçmişte görev yapmış polis arkadaşlarımız, şehit olan var. Rahmete kavuşanlar var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölgenizde polis çavuşu olan Ali Rıza Usluer, o da milletvekili seçilmişti. Rahmetlik oldu. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun. Umarım. Sağ olun. Nasıl gidiyor işler? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Sağ olun. Kolay gelsin. Umarım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım. Allah yardımcınızı versin. Bayrak verelim. Kaç tane? Ben atayım. Nasılsınız? Sağ olun. Misiniz? Sağ olun. Evet. Burada faydaları alalım değil mi? Nasılsınız? Tabii yangın çıkmasa daha iyi ama ya, tabii onun dışında su doğal afetlerden olmaz. Ne abi? Merhaba. Ali Bey, ne abi? Selamlar. Benzerik ya. Akrabayız. Selamlar. Nasılsın? Güzel yuva da bekleriz arada bir. Yani maşallah. Hep duyar mı yaptığın konuşma? Bakmayacak dedim tabii ama sen bile düşünmüşsün. Çünkü sevda vardı. Benim de.